Arkadaşlar merhaba. Bugün Honda CRF250L ile yaylalara çıkacağız. Motorda iki kişiyiz. Artçı mı olacak arkada bir tane. Elimizden geldiği kadar güzel görüntüler yakalamaya çalışacağız. Lastiklerimiz araziye çok uyumlu değil. Asfalt ağırlıklı bir lastik. Ama yine bu lastikleri de araziye test etmiş olacağız. İlerleyen videolarda lastiklerle ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Deneyimler birikince. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar evet, doğada ilerledikçe yavaş yavaş doğa güzellikleriyle karşılaşmaya başladık. Yolumuzun üzerinde yaklaşık 200 yaşında olan bir çınar ağacıyla karşılaştık. Ağacın içi oyulmuş, doğal bir mağara görünümünde. Bayağı da geniş. Hani yağmurlu havalarda motorcular için iyi bir yer olabilir. Korunma için. Mesela bugün yağmur olsaydı buraya sığınabilirdik. Yani bir yatıp odası kadar var. İleride tahminimiz bölgede çok dere var. İleride şelale olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah onlara ulaşıp onları da sizlerle paylaşırız. Doğal güzelliğe geldik. Burası eski bir alamalı tesisiymiş. Şu an kullanılmıyor. Bina var ama kimse yok. Dere mükemmel. Bahar aylarında olmanın sebebiyle debisi yüksek. Aynı zamanda su da soğuk. Yani gerçekten harika yerler. İzlemeye devam edelim.
kalmış bir güzellik gibi. Derin bir vadide. Buraya motorla gelemedik. Motoru mecburen yukarıda yolda bıraktık. Buraya yürüyerek geldik. Burası gerçekten harika. Fazla da güneş almıyor. Bahar ayı olmak sebebiyle şelalenin debisi de yüksek. Gayet güzel bir görüntü. İyi seyirler. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar, gezimiz devam ediyor. Yani geldiğimiz her noktada neredeyse bir doğal güzellikle karşılaşıyorduk. Artık yavaş yavaş acıktık. Yemek yemek için kendimize güzel bir yer arayacağız. Arkadaşlar, bugünkü yayla gezimizin son noktasına geldik. Burası da yine vadi içerisinde saklı bir şelale, gölet. Burası
lastiği biraz genişlemiş. Dibi çok derin ve çok temiz bir su. Bu bölgede alabalık olduğunu, doğal alabalık olduğunu söyleyenler var. Yakalayanlar da var bizim bildiğimiz. Burası saklı bir cennet gibi. Vadilerin arasında olduğu için çok fazla bilinmiyor. Biz de buraya motorumuzu indiremedik. Yol olmadığı için vadiden yüreğe girdik. Motor yukarıda kaldı. Keyifli, yorucu bir gün oldu. Çok keyif aldık. Bugünkü bu etkinlikte bana yardımcı olan, videolarımı çeken değerli abim Murat Kavaş'a çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Videolarımızın devamı gelecek. Özellikle doğa sporlarıyla ilgili, macera konularıyla ilgili video çekmeye devam edeceğiz. Bu tip videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler.